yapıyorsun yavrum burada? Niye ayaklandın sen? Uyandın mı sen? Çok şükür. İyi Oğlum, misin? İyiyim anneciğim. Ha. Gel canım, gel. Nasılsın? Fani sızın var mı? Yaman Ali oğlum, çok korkuttun bizi, çok. Şey, ben bir rüyayı yatırıp geliyorum. Siz de yormayın onu. Geleceğim tekrar. Gel canım. Gel, gel sen. Sen niye geldin buraya? Bir yerim ağrımıyor. Merak etme doktor. Ne doktoru oğlum? Baba diyeceksin baba. Ne var ya? Herkesin bildiğini kimden saklayacağım ki ben? Aslanlar gibi babası işte. Baba diyeceğim bundan sonra baba. Yaman. Oğlum kaza nasıl oldu? Rüya birileri üzerimize sürdü dedi de sen hatırlıyor musun? Öyle nasıl diyeyim doktor? Biri bile isteye üstümüze sürdü arabayı. Sanki böyle planlı programlı gibi. Cinayete teşebbüs yani. Kim yapar ki böyle bir şey? Kim sizden ne ister? Niye öyle diyorsun doktor? Kansız kaynıyor ortalık. Şerefsiz kaynıyor ortalık. Kardeş kardeşi kesiyor bu memlekette. Rüya kimin kullandığını görememiş. Sen tam bayılmadan önce bana bir şey söylüyordun. Sen gördün mü kim kullandı? Maalesef. Neyse ki polis peşinde. En kısa sürede bulur o manyağı. Evet arkadaşlar, burası biraz kalabalıklaştı. Daha fazla isterseniz yormayalım Yaman Ali'yi. Biraz dinlensin benim oğlum. Hadi dışarı. Ziyaret saatimiz bitti gençler. Dışarı hadi. Çıkın çocuklar. Buradayım ben. Aslan oğlum benim. Güçlü oğlum benim. Helal sana. Uyanmadı. Bir şey görüp görmediğini henüz bilmiyoruz. Bilemeyiz. Ama riske de atamayız oğlum. Merak etme. Bu için seni harcamam ben. Söz konusu olan kendi oğlum olduğunda kimseyi tanımam. Sakin kal. Ben seni arayacağım. Büyük olmuşum ha. Aynı bir melek gibi. Aa. Bu iltifatları rüyaya saklı, lazım olacak. Niye? Yani şimdi oğullar annelerine iltifat edemiyorlar mı yani? Mesela ben, ya maşallah benim annem çok güzel. Her şeyin en güzelini hak ediyor. Fıstık gibi bir anneye sahibim diyemiyor muyum yani? Yapma. Yapma bak ağlatacaksın. Yapma. Yapma. Ağlamasın. Sen bir daha sakın ağlama. Ne oluyor burada? Ha? Bak kıskanıyorum ama. Nasılsın oğlum? Nasıl hissediyorsun kendini bakayım? Kendimi
Aynı böyle duvara toslamış gibi hissediyorum. O kadar haklısın ki. Bir bu kaza eksikti. Biliyorum çok zor günler geçiriyorsun. Hatta hep birlikte geçiriyoruz. Şunu bilmeni isterim Yaman Ali. Güven'in senin baban olduğu gerçeği benim gözümde hiçbir şey değiştirmedi. Senin yerin ben de hep aynı. Sen benim elime doğdun be oğlum. Sen benim ilk göz ağrımsın. Aslan oğlumsun. Hiçbir gerçek bunu asla değiştiremeyecek. Bunu sakın unutma, tamam mı? Anne tamam. Yetti. Sen de yapma bu kadar dram. Yeter artık fazla. Değil mi yani? Öyle. Tamam. İyi misin? Rahat mısın? Rahatım anne. Tamam. İyisin tabii, evindesin. Annenle babanın yanındasın. Abi. Abi. Ece yavaş. Ece. Ya. Yavaş. Abin de ameliyat oldu, sen de. Yavaş biraz, yavaş. Ne olsun. Ece. Sen bana kızmadın değil mi? Yani ben söz vermiştim sana yeni yıla birlikte gireceğiz diye. Ama tutamadım sözümü. Kızdım. Ama sonrasında affettim. Ölümden dönmek sözümü tutmamak için gayet güçlü bir sebep bence. Oh. Sen iyisin değil mi? Hı hı. Geçmiş olsun. Eyvallah. Alaz nerede? Nerede Alaz? Konuşabildin mi? O bir arkadaşında kalacak kafasını dağıtmak için. Yani dert edecek bir şey yok. Hala düşmanlık mı besliyormuş bana? Bu halimde bile. Eyvallah. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil yani. Ama ben gelir diye bekliyordum. Gelir zaten. Çocuğum olur mu öyle şey? Öyle zamanda küslük mü kalır? Canım çocuk abisine değil, dedesine küs hatırlarsan. Tamam, merak etmeyin, ben gider konuşurum kendisiyle. Zaten senlik bir şey değil. Dedesiyle ne oldu ki? Senin yüzünden dayak yedi dedemden. Yani anlayacağın varlığında yokluğunda bize eziyet abicim. Çağla. Merak etme. O eziyet yakında bitecek kardeşim. Çağla. Ne demek şimdi o? Artık Alaz'a kızmıyorum demek anne. Ben onu acıyorum sadece artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.